Ulan arabam, seni de özlemişim. Harbiden seni özlemişim. Seni seviyorum. Siz de sevdiğinizi söyleyin. Ölümlü dünya. Anladınız mı? Bu bir araba olur, anneniz olur, babanız olur. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Sonra bazen çok geç olursa içiniz içinizi yer. Onu da söyleyeyim size. Çok geç olursa sevdiklerinize sevdiğinizi söylemezseniz, eğer biraz beklerseniz pişman olabilirsiniz. Günaydın. Normalde arabaya binecektim, hazırlanıp ondan sonra videoyu başlatacaktım ama uyandım. Baktım telefon burada ve başlatayım telefonu dedim. Başlatayım telefonu değil, başlatayım videoyu. Bugün vlog yapacağız. Bakalım nasıl geçecek vlog. Ay. Şu an gerçekten yeni uyandım. Yani uyandığım 10 saniye bile olmadı. Baktım telefon yanımda, hatta şarjım hiç yok. Dedim videoyu başlatayım. Elimi yüzümü falan asla yıkamadım. Bir gidip elimizi yüzümü hızlı yıkayalım, kendimize gelelim. Ondan sonra of, evim de çok dağınık be. Evim de gerçekten dağınık. Evet, günaydın. Evet, ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü ben bir yıkayayım sonra. Elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra sahile gideceğim. Kardiyo yapmaya gideceğim. Bugün tahmin ediyorum. Önce bir kardiyomuzu yapacağız sabah. Önce bir sabah kardiyosu yapacağız. Ondan sonra biraz dinleneceğiz. Ondan sonra da dövüş antrenmanım var. Bu arada dövüş antrenmanı benim ilk dövüş antrenmanım olacak. Bakalım, bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Sonra kaçalım. Gidelim kahvemizi içelim. Şimdi hava çok güzel miydi acaba? Eğer hava güzelse, hava güzel değil ki. O zaman kahvemi evde yapayım ben en iyisi. Aynen. Kahvemi evde yapayım. Bu arada yukarıda tutmuyorum telefonu çünkü evim gerçekten çok dağınık. Yani biliyorsunuz beni, hani ne kadar dağınık olduğumu biliyorsunuz ama hani şu an bayağı bir dağınık. 20 gündür asla toplamıyorum evi. Hani asla toplamıyorum değil. Hani gır gır bile açmış değilim yani. Süpürge bile açmış değilim. Bugün abla gelecek. Abla evi güzel bir temizleyecek. Ondan sonra çekerim evi size. Şimdi ne yapıyorum? Elimi yüzümü yıkayayım. Sonra ben bir kahve yapacağım. O kahveyi içeriz. Ondan sonra gideriz kardiyo yapmaya. Kardiyoyu da çekerim. Güzel olur. Ondan sonra biraz dinleyeceğiz. Dövüş antrenmanı yapacağız. İlk dövüş antrenmanım olacak. İlk dövüş antrenmanımı çekeceğim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra kahvemizi yaparız. Şimdi kahve yapacağım kendime. Söyledim zaten. Bir de kahveyle birlikte 3 tane de ceviz yiyeceğim. Ondan sonra sabah kardiyosuna gideceğim. Şöyle güzel sert kahve yapalım kendimize. Kahve yaptıktan sonra size ne göstereceğim biliyor musunuz? Dünyanın en önemli şeyini göstereceğim, tamam mı? Gerçekten yani. Dünyanın en önemli şeyi, girdiğiniz ortamlarda kalitenizi düşürmeyin, tamam mı? Hani kaliteli bir adam olun. Yani direkt girdiğiniz ortamda kendinizi siktir ettirmeyin. Tamam mı? O kadar da size, o kadar da kaliteli bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Bu ayıp bir şey değil, tamam mı? Bu
Çekten ayıp bir şey değil. Altıma bir şey giymedim. O yüzden şöyle çekeceğim şimdilik. Bakın bu gerçekten ayıp bir şey değil. Şu gördüğünüz şey var ya. Bu gördüğünüz şey nedir biliyor musunuz? Bu gördüğünüz şey deodoranttır. Bunu kullanın ya. Abi şunu kullanın. Yani bu 5 lira bir şey, tamam mı? Bundan gerçekten kullanın. Lanet olsun ya. Sabah öğle akşam kullanın abi. Paranıza acımayın, anladınız mı? Buna verdiğiniz 5 liraya acımayın. Hem böyle haftada bir 5 lira verin veya 3 günde bir 5 lira verin. Evinizde 4-5 tane olsun. Yani şunu kullanın, anladınız mı? Şu aynı şeyi kullanın. Kendiniz için değilse de dünya sağlığı için, sevdikleriniz için, insanlık için bunu kullanın, tamam mı? Sonra şey söyleyeceğim. Şuramda bir kırmızılık var. Belki anlamışsınızdır. İlk uyandım falan bayağı. Geçen dün kavga ettim. Dün kavga ettim. Ama inanın çok güzeldi yani. Çok güzel geçti. Hiçbir zaman saygısızlığa ve haksızlığa sessiz kalmadım. Kalmayı da düşünmüyorum. Hiçbir zaman kalmayacağım. Benim ufak bir buram kızardı ama yani gerçekten güzeldi. Onu size söyleyeyim. Benim buram kızardıysa karşı tarafta neler olmuştur biraz tahmin edin. Güveniyorum kendime. Kendime güveniyorum. Hiçbir zaman ben eğitim almadım bu arada. Hiçbir zaman eğitim almadım dövüşle alakalı. Ama Bağcılar'da doğup büyüdüm biliyorsunuz. Ve Bağcılar'da sürekli kavga ederdim. Sürekli kavga ederdim. Aşağı mahalleyle kavga ederdik. Yukarıki mahalleyle kavga ederdik. Okulda kavga ederdik. Yok sınıfın en güçlüsü, yok okulun en güçlüsü. Yani sokak dövüşünde gerçekten çok güvenirim yani kendime. Sonra benim canım falan yanmaz. Bildiğin girerim yani. Bir de kavgada en önemli olan şeylerden bir tanesi de yürektir yani, cesarettir. Ve cesaretimi sorgulatmam, anladın mı? Gerçekten yürekli ve cesaretli olduğumu düşünüyorum. Yani güzel kavga ederim. Dün de çok da güzel kavga ettim. Nedenini size anlatayım mı bilmiyorum ama arabamı tamir ettim ben yeni. Arabamı tamir ettim ve ettirdim. Arabamı tamir ettirdim ve şöyle söyleyeyim size. Nasıl söyleyeyim? Yani 6000 liralık bir işleme. Bana dediler ki işte ya bu çok uzun bir süreç. Ben şu an size uzatmadan anlatıyorum. İşte 13 bin falan ödeyeceksin. 12 bin falan ödeyeceksin. Biz de salak değiliz, anladın mı? Trigger kayış seti falan var mesela. Bu videoyu izleyenler genelde erkek. İşte yani kızları da açıklayayım ya da bilmeyenleri açıklayayım. Herhangi bir şey var, atıyorum fiyatı 300 lira. Oraya yanlış 1800 lira. Sonra bir şey var mesela. İşte üst kapak, silindir üst kapağı falan var. Bu hani 1500 lira falan olsun, oraya yazmış 3200 lira. Yani resmen irsaliyeye almış, demiş ki bu çocuğun parası var. Demiş bu 1000 lira, buna yazayım 2000 lira. Bu 500 lira, buna yazayım 1500 lira. Oraya bir gittim, dedim hayırdır? Dedim bunu dedim ödemem. Dedim siz dedim beni gördünüz böyle. Bu böyle şeylerden anlamayan zengin pişi falan mı zannettiniz? Ben dedim kendi paramı kendim kazanıyorum. Öyle tırnaklarımla kazanıyorum. Bu parayı dedim size ödemem. Sonra her şeyleri yüzüne vurdum, dedim böyle böyle dedim, bu de bunun fiyatı dedim buyken bu, siz dedim bana bu kadar yazmışsınız falan. Sonra kızardılar tabii, biraz kızarabiliyorlarmış. Sonra onlar da anladı, dedim size bu kadar ödemem dedim, içimden gelen parayı verip buradan arabamı alıp çıkacağım dedim. Parayı ödeyene kadar, tamam mı, parayı ödeyene kadar gayet normaller, tamam mı, hani böyle sertler ama üzerime gelen kimse yok, tamam mı. Parayı ödedim, bir tane böyle zayıf böyle iplenin bir tanesi var, 40 yaşında, buradan ona ses veriyorum. Seni tekrardan ta amına koyayım. Seni dövdüğüm için asla pişman değilim. Yani yarın öbür gün karşıma çıkarsan, yani beni gördün ya, böyle köpük gören Türk gibi yolunu değiştir. Tamam mı? Ha, bak buradan sana sesleniyorum. Seni ta amına koyayım tekrardan. Parayı aldılar. Üzerime geliyor böyle. Ya, konuşuyordu, tamam mı? İşte yok böyle, yok bizim hakkımız o bilmem ne falan. Ben söyledim, dedim hakkın falan değil ve bu parayı benden alamayacaksın falan dedim. Parayı ödedikten sonra böyle birazcık böyle üzerime geldi. Üzerime geldi. Biz beni böyle kelime çocuğu zannetti, tamam mı? Kelime sepeti zannetti. Bak. Göstereceğim size bir şey. Böyle duruyorum, tamam mı? Ben gerçekten kavga etmeyeceğim. Hani gerçekten kavga etmeyecektim. Bak böyle duruyorum. Bir de leş gibi kokuyor, tamam mı? Hani görseniz zaten tipini selam vermezsiniz, anladınız mı? Hani cahilin teki zaten belli yani. Yaptığınız muhabbet, yaptıkları muhabbet ne kadar basit bir muhabbet, görüyorsunuz. Hani böyle muhabbet yapan adam zaten hani ne kadar, nasıl bir adam olabilir ki, anladın mı? Duruyorum böyle, gerçekten vurmayacağım yani. Bir de orada bir tane adam var. O biraz daha terbiyeli bir adam, karakterli bir adamdı. Dedim ki, evet abi dedim, bak sizle çok fazla konuşmak istemiyorum. Arabamın anahtarını verin. Ben kaçıp gideyim.
buradan kaçıp gitmek istiyorum ben dedim. İşte diyordu yok 5 dakika daha para geçsin yok bilmem ne derken beni orada tuttu, kendisi hata yaptı. Neyse o zayıf olan parayı hesabını düştükten sonra böyle, tamam mı, geldi üzerime, dibime kadar girdi, bana dikleniyor. Zannediyor ki ben de ona dikleneceğim, zannediyor ki ben öyle konuşacağım falan filan. Yanıma kadar yaklaştı ya. Şöyle bir tane kaleci yerine ardından bir tane aparkat bir koydum, çat çat yere yapıştı. Sonra diğerleri de böyle, diğerlerini de görseniz böyle dövmeli mövmeli tam semt çocukları. Hani böyle bir basit bir çocuk olsam böyle yalandan diklensem falan hepsi üzerime gelip belki beni patates edecekler. Onu Allah'tan iyi ki vurmuşum yani, ben onu da gördüm. Dedim ki yani ben zaten buradan dedim kendimi küçük düşürmem. Yani ya ben bir tanesini döveceğim ya onlar beni dövecek ya da ben hani varım yoğumu savaşacağım yani. Sonra dediğim gibi ona iki tane yapıştırdım. Ondan sonra diğerleri ufaktan uzak kaldı. Sonra diğerleri gerçekten, bakın gerçekten saldıracak çocuklarken, hani böyle hayırdır bilmem ne, böyle değişik değişik muhabbetlerden kavga çıkaracak çocuklar şöyle demeye başladılar. Ya neden kavga ediyorsunuz, işte kavgaya gerek var mı falan. Dedim anahtarımı verin. Ben dedim buradan çıkıp gideceğim. Dedim işte aldım anahtarı. Çıkıp gidiyorum. Arkamda böyle Daltonlar gibi dizilmişler, bana bakıyorlar falan. Aldım arabamı. Çıktım gittim. Böyle bir muhabbetten dolayı kavga ettim. Açık söyleyeyim. Bu kaşınma nerede oldu? Bak size yemin ediyorum. Bakın size yemin ediyorum, kavga etmedim. Yani birbirimize girmedik yani. Bu kaşınma neden oldu biliyor musun? O araba tamircisinin çıkış kapısı bayağı bir alçak. Yani arka kapıdan çıktım. Otoparklarına gidiyor arka kapıdan. Bakın size yemin ediyorum. O çıkış kapısından zaten alçak. Bir de zil takmışlar. Tamam, böyle metal zil takmışlar. İneklere takılıyor ya. Metal zil takmışlar. Ben onu görmedim. Buramı oraya çarptım. Bak size yemin ediyorum. Vallahi bak, bana inanın. Bana inanın. Kimse bana hiçbir şey vurmadı. Yani buraya asla dokunmadı. Zaten kavga da etmedik. Yani ben onu direkt yere serdim. Diğerleri de karışmadı. Çıktım yani. Dediğim gibi olay bu. Merak etmişsinizdir diye anlattım. Kesin merak etmişsinizdir. Ben şimdi kahvaltımı yapıyorum. Şey, kahvaltım diyorum. Cevizlerimi yiyorum. Kahvemi içiyorum. Ondan sonra güzel sisli puslu bir hava var dışarıda. Ama olsun, kurt puslu havaları sever diyormuşum. Çıkıyoruz. Kardiyomuzu yapıyoruz. Of, zift gibi olmuş. Seviyorum kahve içmeyi. Gördüğünüz gibi harbiden puslu bir hava var. Yani kapalı bir hava var. Tamam, kahvemizi içelim. Hazırlanıyorum. Arabamıza biniyoruz. Kardiyo yapmaya gidiyoruz. Ya Bebek sahile gideceğim ya Büyükçekmece sahile gideceğim. Bilmiyorum. Hani Bebek birazcık uzak. Bir de şimdi havada çok güzel değil. Büyükçekmece'ye giderim belki. Ya Bebeğe de gidebilirim. Ama belki kumda da antrenman yaparım. Ondan sonra denize falan giderim. Büyükçekmece'ye giderim. Neyse, bilmiyorum. Arabaya bindiğimde karar vereceğim. Kahvemi içiyorum. Arabama biniyoruz. Kaçıyoruz. Evet, evden çıktım. Üzerimi de giydim, tight giydim çünkü hava biraz serin biliyor musunuz? Tight'ler hem sıcak tutuyor hem de çok rahat. Seviyorum tight'i. Üzerime de hırkamı giydim ama baktım çok sıcak olursa bunu arabaya da bırakabilirim. Günaydın abi. Evet, arabamıza doğru gidelim. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir aydır falan arabama binemiyorum. Arabam bir aydır tamirde. Pezevenkler beni oyalıyorlardır, oyalıyor bir aydır. Muhabbeti anlattım size. Bu arada muhabbet hani az bir para değil yani. Gerçekten böyle 6-7 bin liralık bir işlem için benden 14-15 bin lira istediler. O yüzden bu kadar problem yarattım ben onlara. Üf, özlemişim seni be. Şimdi binelim arabamıza. Kaçıp gidelim kardiyomuza. Bu arada Büyükçekmece'ye gitmeye karar verdim. Büyükçekmece'ye gitmeye karar verdim. İnelim arabamıza. Kaçalım Büyükçekmece'ye. Evet arkadaşlar, Büyükçekmece sahile geldim. Ali Kınık dinleye dinleye geldim Büyükçekmece sahile. Arabamızı buraya park edelim. Hop. Aynen, buraya güzelce park edelim arabamızı.
Aynen. Ulan arabam, seni de özlemişim. Harbiden seni özlemişim. Seni seviyorum. Siz de sevdiğinizi söyleyin. Ölümlü dünya. Anladınız mı? Bu bir araba olur, anneniz olur, babanız olur. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Sonra bazen çok geç olursa içiniz içinizi yer. Onu da söyleyeyim size. Çok geç olursa sevdiklerinize sevdiğinizi söylemezseniz, eğer biraz beklerseniz pişman olabilirsiniz. Seviyorum bu arabayı. Aa, bayağı da dibine kadar da park etmiş. Şurada benim nazarlığım oldu anasını satayım yani. Şurada benim nazarlığım oldu gördüğünüz gibi. Sen burada beni bekle. Şimdi geldik Büyükçekmece sahile. Bu arada saat de kaç? Ben size hiç saati göstermedim. Saat gördüğünüz gibi 7. Bir içiniz açılsın, size bir sahil göstereyim. Ben de bir nefes alayım. Oh. Tıkalı burnumla nefes alayım. Yani kötü şeyler kullanmaktan burnum artık çalışmıyor anasını satayım. Gördüğünüz gibi güzel bir sahil. Burada dövüş antrenmanı yaparken de video çekeceğim size. Sahilde dövüş antrenmanı yapacağım. Şimdi dostlarım, bu pandemi sürecinde gerçekten en çok özlediğim şeymiş, biliyor musun? Sabah, biliyor musunuz yani, sabah kardiyosuna gelmek. Gerçekten keyifli ya, vakit ayırın yani sabah. Gelin abi, kardiyo yapın, güne burada başlayın. İnsanlar şu şekilde düşünüyor. İnsanlar diyorlar ki sabah kalkacağım, yorulacağım, gireceğim oraya, gün içinde bayağı bitik olacağım falan. Evet, ilk günler bu şekilde oluyor. Evet, ilk günler biraz bitik oluyorsunuz. İlk günler böyle hani yorgun hissediyorsunuz. Ulan keşke gitmeseydim falan diyorsunuz. Ama birazcık sabredin. Şöyle bir hafta verin kendinize. Ya gerçekten hayatınızın olayını bulduğunuzu bileceksiniz. Bu arada ben de 3 aydır falan, yani ne 3 ay, belki 4 aydır sabah kardiyosu yapmıyorum. Ama en ufak fırsatımda, yani her şey normale döndü. Arabam geldi. Arabam gelmeseydi ben koşarak da giderdim. Dolmuşta da giderdim param olmadığı zaman. Taksiyle de giderdim param varsa. Bir şekilde gelir yapardım yani. Baba, yaşamaya değer hayat, anladınız mı? Hayat yaşamaya değer. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Uyuyarak hayatınızı geçirmeyin. Anladınız mı? Takılın yani. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Canınız ne istiyorsa onu yapacağınız şeyleri engelleyen herhangi şeylere de, bu bir insan olur, bu bir materyal olur, kız arkadaşınız da olur, siktir edin, anladınız mı? Bu aileniz olsa bile. Hayatınızı yaşayın anasını satayım. Aileniz olsa bile demeyeyim de, çok sıkıntılı bir aileniz yoksa bu dediğimi yapmayın tabii ki de. Ama yani dediğim gibi, hayata bir kere geliyorsunuz. Kimsenin sizi engellemesine izin vermeyin. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın, anladınız mı? Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Hayat sizin ve size bir bildiğiniz ama kimsenin size söylemediği, belki de ilk defa duyacağınız ya da bildiğiniz ama yani bir kere de benden duymanızı istiyorum. 100 yıl sonra sen diye bir şey olmayacak. Yani bu yaşadığın duygular, yaşadığın, kaybettiğin paralar, kazandığın paralar, yaptığın zinalar hiçbir şey olmayacak 100 yıl sonra. Yani yaşa bro, anladın mı? İstediğini yap. Ne yapmak istiyorsan onu yap, anladın mı? Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama tek kural ne? Kul hakkı yemeyeceksin. Diğer insanların duygularıyla oynamadan, yani kendi kendine istediğini yap. Ama diğer insanları üzerek, böyle hak yiyerek, böyle kötü bir insan olarak değil. Kendi kendine istediğin her şeyi yap. Güzel bir hayat yaşa. Güzel bir koşumuzu yapalım şimdi. Kardiyomuzu yapalım. Bir saat buradayım. Bir saat 45 dakika falan yapıyorum. Yani yürümek için, kafa dağıtmak için geliyorsun yani buraya aslında. Kardiyomuzu yapalım bu güzel havada. Ondan sonra gideriz, bir yemek yeriz bir yerde. Ondan sonra evimizde dinleniriz. Dövüş antrenmanını bekleriz. Ulan hayat sana güzel. Bak, yapmak istediğini yapıyor, gördünüz mü? Yapmak istediğini yapıyor. Gelmiş sahilde yatmak istemiş, sahilde yatmış yani. Bu kadar mı? Bu kadar. Sizi seviyorum. Hadi ben başlayayım ufaktan kardiyo yapayım. Önce ne dedin bana, tekrar söyler misin? Ne dedin bana az önce? Beğenmedin. Dedim güzel kızlar yanağa gelsin. Kaderin de güzel olsun. Sen çok güzelsin. Öyle dedim. Ellerinden öperim. Teşekkür ederim. Seni videoya kaydettim. Arkadaşlarımla paylaşacağım, olur mu? Oldu. Sana da Allah uzun ömürler. Sağlık, güle sağlık güle versin. İyi bak kendine. Görüşürüz. Karadenizli sensin. Ben Erzurumluyum aslen. Doğuluyum aynen. Kürdüm yani. Birbirimize yakınız. Yakınız, evet. İyi günler.
Teyzem. Allah sağlık sağ versin, ne diyelim. Beni gördü, geldi yanıma. Ne yapıyordun fena? Hem bir tane de antrenman videosu çekeyim size, nasıl antrenman yaptım hakkında. Instagram'da da paylaştım zaten. Instagram'dan beni takip edenler görüyor. Bu arada beni Instagram'dan, bütün sosyal medya hesaplarımdan, yani kullandığınız sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Her yerde Vanne Yıldırım. Açıklamalar kısmında yazıyor zaten. Bigolive'da da varım ama uzun zamandır yayın açmıyorum da arada yayın açıyorum. Bigolive kullananlar da orada canlı yayınlarımı görebilirler. Antrenman yapıyordum. Teze geldi dedi, ne kadar güzel bir oğlansın. Dedi, sen direkt güzel bir oğlansın, güzel kızlar seni bulsun. Dedim vallahi kızlar dedim, benden uzak dursun teyze dedim. Dedim niye öyle diyorsun dedim, vallahi beni hep dedim hedeflerimden dedim şaşırtıyorlar dedim. Ben dedim kandırıyorlar, takılmak için diyorum, antrenman yapmıyorum. Diyor doğru söylüyorsun, baksana akıllı bir çocuksun dedi. Sonra gitti, sonra dedim teyze dedim seni video çekeyim, YouTube videosuna koyayım, renk olsun. Çektim koydum, güzel tatlı bir teyze, Allah bol. Bol değil yani, fazla ömür vermesin de sağlıklı güzel bir ömür versin. Baktın sağlığı gidiyor, eli ayağı düşüyorsun. Sana baba yeter. Yaşadığın yeter demektir. Kimsenin eline ayağına düşmeden, kimseye muhtaç kalmadan ben kaçar baba. Anladın mı? Baktım bak, ben yaşlandım mesela diyelim, 60 yaşındayım, tamam mı? Yaptığım hard sporun diyelim eklem sakatlıkları yaşıyorum, yürüyemiyorum falan filan. Açık söylüyorum, gerek yok. Direkt infaz yani, anladın mı? Ben böyle düşünüyorum. Hiç yani ne kadar çoluğun çocuğun olsa da onlara bile muhtaç kalmadan delikanlı bir şekilde bir insan her konuda gitmeyi de iyi bilmeli, anladın mı? Bu bir ilişki olur, hayat olur. Genel olarak her yerden gitmeyi de iyi bilmelisiniz. O zaman ufak bir antrenman videosu çekeyim YouTube'a. Instagram'da yaptığımı da eklerim. Hadi bakalım. Yoruldum biraz, bayağı bir yoruldum ama olsun. Falan diye. İdmanlar idmanlar. Umarım emekliliğimizi karşılığında alırız, güzel olur. Bir hayali daha gerçekleştirme zamanı. Bir tane daha çekelim. Aynısı gibi bir tane daha yapalım. Güzel oluyor. Seviyorum bunu. Arkadaşlar, çok güzel bir kardiyo yaptım be. Çok güzel bir sabah kardiyosu yaptım. Güne çok güzel başladım. Umarım çok güzel devam eder. Gördüğünüz gibi saatim tam 8'e 8 dakika geçiyor. Yani şöyle 1 saati birazcık geçtim. Ama gerçekten güzel bir antrenmanım oldu. Bugün akşam da salonda MMA var. Onu da video çekeceğim. Salonda dövüş çalışacağız. İlk dövüş antrenmanım olacak dediğim gibi. Yani dövüş yapıyorum, evet. Yapıyordum. Birkaç müsabakam da var. Evet ama kullanıldım yani. Şu şekilde kullanıldım. Ben de onları kullandım. Tamamen para odaklıydık ikimize. Ben çıktım. Bir kere dayak yedim.
Bir keresinde de ben de ayak atmıştım ama tamamen para hedefliydi. Birazcık paramı aldım ve çekilmiştim. Şimdi ama öyle olmayacak. Şimdi biraz kariyer odaklı olacağım. Yani para biraz daha para hiç olmayacak. Yani gözümde hiç yok. Aynı vücut geliştirmeye başladığım gibi. Bu arada aklınızda soru işareti olmasın. Ben vücut geliştirmeden vazgeçmiş değilim. Instagram'da birkaç işte dövüşe başlıyorum diye fotoğraf paylaştım ve yazı yazdım. İşte çok korkanlar oldu. Abi biz seni vücut geliştirmede seviyorduk. Bize yardımcı olmaya devam et. Yani boks ve vücut geliştirme gayet idare eder. Haftada bir kere vücut geliştirme antrenmanı yaparım. O bir keresinde de video çekip yine haftada bir defa vücut geliştirme atarım. Yani yeter ki benim video çekme isteğim olsun. Yani vücut geliştirmeden ayrıldığımı düşünmeyin. Vücut geliştirme benim için aşktır, ilk aşkımdır. Ve vücut geliştirmede en çok sevdiğim konusu ne biliyor musunuz vücut geliştirmenin? Vücut geliştirmede bilginin ucu bucağı olmaması beni benden alıyor. Yani şimdi yani nasıl, ne demek istiyorum? Şimdi vücut geliştirme biliyorsunuz sadece ağırlık kaldırmak değildir. Yani sadece kasların anatomisini bilmek, kas fizyolojisini bilmek değildir. Eklemler, kaslar, insan anatomisi, sonra hareketler, hareketlerin bilimleri, beslenme. Yani o kadar çok bilgi var ki vücut geliştirmede. Beni vücut geliştirmeye bağlayan bu. Yani ne kadar MMA'ye başlasam da, ne kadar dövüşe başlasam da vücut geliştirmeden asla vazgeçmek yok. Tamamen araştırmaya, bilgi vermeye, bilgi edinmeye devam. Hani bu konuyu da açıklamak istedim. Öyle aklınızda bir şey olmasın. Çok güzel bir antrenman yaptım. Tam 1 saat antrenman yaptım. Akşam da salonda MMA yapacağım. Salondaki dövüş antrenmanımı da çekeceğim sizin için. Şimdi arabamıza binelim artık, eve gidelim. Güzel kahvaltımızı hazırlayalım. Güzel bir sporcu kahvaltısı yapalım. Yine her şeyi çekeceğim size. Şöyle bir manzara çekeyim şurası son kere. Sonra yine ülkücü müzikleri dinleyerek evimize gideriz. Her şey yolunda. Arkadaşlar, iki şey söyleyeceğim. Birincisi, bu videoyu part 1 ve part 2 şekilde atabilirim. Buraya kadar part 1'i bitirebilirim. Part 2'yi sonra dövüş kısmından itibaren atabilirim ve akşama kadar atabilirim. Diğer söyleyeceğim şey de, yani büyük ihtimalle öyle yapacağım. Part 2'yi de izlemeyi unutmayın. İkisini aynı anda yayınlayacağım. Söyleyeceğim şey de, kardiyo yaparken antrenmanınızda en önemli şeylerden bir tanesi sudur. Lütfen suyunuzu unutmayın. Kardiyo yaparken her zaman su için. Bakın ben 1 litre su getirdim yanımda. Hatta pardon, 1,5 litre su getirdim. 1,5 litre suyu bitirdim. Şimdi yarım litre daha aldım. O da bitti. Tekrar son yudumu da içeyim. Bunu da bitirdim. Su candır. 2 hidrojen 1 oksijendir biliyorsunuz. Vücut geliştirme yapanlar için su pump yapar. Hidrojen ve oksijen pump yapar. Unutmayın bunu. Başka ne söyleyebilirim size? Su candır ya. Hani suyla ilgili bir şey açıklama yapmayayım. Artık ufaktan part 1'i bitireyim. Bu büyük ihtimal part 1 olacak dediğim gibi. Part 1'i bitireyim. 2'ye başlayacağım. Evime gidiyorum ufaktan. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beni Instagram'dan falan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Her yerde zaten aynı. Van Ne Yıldırım. Big Olay kullanıyorum. Instagram kullanıyorum. Twitter var ama kullanmıyorum. Yani Instagram şu an en önemlisi, aşkı söyleyeyim. Instagram'dan takip edersiniz. Bir de Big Olay kullanıyorsanız oradan takip edersiniz. İyi olur. Öpüyorum sizi. Big Olay gerçi kullanmayacağım ya. Hani ne bileyim, öyle bir indirdim, arkadaşımın gazına geldim de. Arkadaşlarım kullanıyor diye onların bir gazına geldim de. Bilmiyorum, Big Olay. Belki daha sonra. Öpüyorum sizi. Aha, aferin, çok güzel. Aferin sana, çok güzel. Dostlarım, ufak bir alışveriş yaptım. Evimde hiçbir şey kalmamıştı, açık söyleyeyim. Yani sadece yemem, tavuk falan vardı. Bir şeyler aldım, onu da göstereceğim şimdi arabada. Dostlarım, evimde tavuğum var tabii, her zaman olduğu gibi. Pilavım da var. Yeşilliğim de bol bol vardı. Çok da bir şey almadım zaten. Yumurta aldım kendime. Birazcık kuru yemişim de vardı ama fıstığım bitmişti. Bu fıstığı çok seviyorum ben. Fıstık aldım. Bu araba için bir tane ıslak mendil aldım. Bunu arabada kalsın. Şuraya koyalım. Bir tane bitter çikolata aldım. Çok bir şey almadım. Bitter çikolatam yoktu sadece yani. Bir de yumurtam yoktu. Bir de su aldım biraz. Bu kadar. Arkadaşlar, eve geldim şimdi. Ayakkabıları çıkartıyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Önce bir güzel bir duşumu alayım. Ondan sonra kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım.
Kahvaltımı yaptıktan şöyle bir saat bir haberleri izlerim. Haberleri de izledikten sonra birazcık uyuyacağım baba. Uyumaya ihtiyacım var. Şöyle telefonumu sessize alacağım. 1 saat 2 saat uyumaya ihtiyacım var. Uyuduktan sonra uyandıktan sonra güne başlayacağız işte. Size mükemmel Esenyurt manzaramı göstereyim isterseniz. Burası benim evimin mükemmel manzarasıydı.